Platon, antik klasik Yunan filozofu, matematikçi ve Batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisi'nin kurucusudur. Bu akademi aynı zamanda günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir. Platon, akıl hocası Sokrates ve öğrencisi Aristoteles ile birlikte bilim ve Batı felsefenin temellerini attı. Platon, Sokrates'in öğrencisiydi. Asıl adı Aristokles olan düşünür, geniş omuzları ve atletik yapısı nedeniyle Yunanca Platon geniş lakabı ile anıldı ve tanındı. Antik Yunan filozofu Platon'un eseri, insanlığın durumu hakkında bu kadar çok gerçeği içermeseydi, kendisinin adı yüzyıllar öncesinde unutulacaktı. Fakat en ünlü hikayelerden birini oluşturan ve antik Atlantis uygarlığının korkunç yıkımı ile ilgili anlatımı neredeyse tamamen gerçek dışı. Öyleyse Platon'un ölümünden sonra 2300 yıldan fazladır neden tekrar gündeme geliyor? 300 yıldan fazla bir süredir insanları büyüleyen Platon'un efsanesi böyle anlatılıyor. Pek çok insan daha sonra Atlantis'in tam olarak nerede olduğuna dair teorilere ortaya attı. Akdeniz de İspanya açıklarında, hatta Antarktika'nın da altında. Popüler bir teoriye göre Atlantis mitinin yaklaşık 3600 yıl önce volkanik bir patlama ile kısmen tarif olan günümüzde Yunan adası Santorini olan Teara'nın kaderiyle ilişkili olduğudur. Ancak çoğu olmasa da birçok bilim insanı Atlantis'i gerçek bir konuma asla bağlayamayacağımızı düşünüyor. New York Anlandale'deki Bart Yüksekokulu'ndaki profesör James Rome bu hikaye hayal gücünü ele geçiriyor. Bu büyük bir mit. İnsanların hayal etmeyi sevdiği birçok unsuru barındırıyor diyor. Platon, Atlantis'in hikayesinin yaklaşık M.Ö. 360 yıllarında anlattığı ve bu medeniyetin kurucularından yarı tanrı, yarı insan olduğunu söyledi. Onlar ütopik bir medeniyet yarattılar ve büyük bir deniz gücü haline geldiler. Ülkeleri geniş hendekler ile ayrılmış ve merkeze uzanan bir kanal aracılığı ile birbirine bağlanan adalardan oluşuyordu. Bu yemyeşil adalar altın, gümüş ve diğer değerli metaller içeriyordu ve olağanüstü bir bolluk ile egzotik vahşi bir yaşam sağlıyordu. Merkez ada üzerinde büyük bir başkent vardı. Atlantis'in Akdeniz'de, İspanya açıklarında, hatta Antarktika'nın altında olduğu ile bilgili birçok çeviri var. Albany, New York Eyalet Müzesi'nde tarih küratörü Charles Orser, haritada rastgele bir nokta seçseniz bile Atlantis'in orada olduğu iddia eden birileri olur mutlaka dedi. Aslında insanın hayal edebileceği her yerde olabilir diyor. Platon, Atlantis'in kendi zamanından yaklaşık 9000 yıl önce var olduğunu ve bu uygarlığın hikayesinin şairler, rahipler ve diğerleri tarafından aktarıldığı söylendi. Fakat Platon'un Atlantis hakkında yazıları uygarlığın varlığına dair bilinen tek kayıttır. Çok az sayıda akademisyen Atlantis'in gerçekten var olduğuna inanıyor. 1985'te Titanik batığı bulunan okyanus keşibi Robert Ballant, Nobel ödüllü hiç kimse Platon'un Atlantis hakkında yazdıklarının doğru olduğunu söylemiyor diyor. Yine de Ballant, tarih boyunca Atlantis'in yıkımı hikayesine benzeyen bir olayın daha yaşanmış olmasının yanı sıra sel felaketleri ve volkanik patlamalar meydana geldiği için Atlantis efsanesinin mantıklı olduğunu söylüyor. Yaklaşık 3600 yıl önce devasa bir patlama Ege Denizi'nde Yunanistan yakınlarındaki Santorini Adası'nı yok etmişti. O zaman Santorini'de son derece gelişmiş bir topluluk olan Minoslular yaşıyordu. Minos medeniyeti volkanik patlama ile yaklaşık aynı zamanda aniden ortadan kayboldu. Fakat Ballard, Santorini'nin Atlantis olduğunu düşünmüyor.
Çünkü adadaki patlamanın zamanı Platon'un Atlantis'in yerle bir olduğu söylediği zamana denk gelmiyor. Rom, Platon'un Atlantis hikayesini felsefik teorileri iletmek için oluştuğuna inanıyor. Çalışması boyunca devam eden bir dizi konu ve tema ile uğraşıyordu, diyor. Onun tanrısallığa karşı insan, doğası, ideal toplumlar ve insan toplumların kademi olarak yozlaşması ile ilgili fikirlerin tümü birçok eserinde bulunuyor. Atlantis de onun en gözde temaslarından birine ulaşmak için kullandığı farklı bir araçtı. Orsers, Atlantis efsanesi son derece gelişmiş, ütopik bir medeniyette yaşayan ahlaki ve ruhani bir halk ile ilgili hikayedir. Fakat onlar açgözlü olarak değersiz hale gelerek ahlaki yönden çöktüler, diyor. Tanrılar da ceza olarak oraya Atlantis'i denize gömecek olan korkunç bir yangın ve deprem gönderdiler. Aristoteles, Platon'un formlar teorisi ve felsefenin diğer yönlerine katılmazken onun öğreticiliğinden derinden etkilendi. Özellikle doğru bir yaşam tarzı ısrarından ve birinin yaşam tarzını izlemesi için öne sürdüğü uygun yönteminden de etkilenmiştir. Aristoteles, Nikomakos Eğitiminde açıkça belirttiği üzere Aristoteles Büyük İskender'e hocalık yapmıştı ve böyle yaparak Platon'un meydana getirdiği felsefenin dünyada yayılmasına yardımcı olmuştur. Platon, M.Ö. 348'de 80 yaşında ölmüştür ve akademinin yönetimini yeğeni Spospos'a geçmiştir. Gelenek olarak akademinin pagan düşüncesinin sapkınlığını heresi bastırmak için 529 yılında Hristiyan İmparator Justinianus tarafından kapılana kadar aşağı yukarı 1000 yıl yüksek öğreniminde yol gösterici olarak devam ettiğini gösteriyor. Antik kaynaklar bununla birlikte M.Ö. 88 yılında akademinin bir Mitidates Savaşı'nda ciddi hasar aldığını ve M.Ö. 86'da Roma İmparatoru Sullana'nın Atina'yı ele geçirmesiyle neredeyse tamamen yıkıldığını tespih etmiştir. Platon'un akademisi günümüzdeki üniversite anlamında bir kuruluş değil, birbirine bitişik evlerin yer aldığı ağaçlıklık bir bahçeydi. Bu yüzden bu bölge Platon'un okulunun kurulmasından önce ve sonra birçok değişikliğe uğramış ve yüzyıllar boyunca bir öğrenme merkezi olmuştur. Romalı yazar Cicero Platon'un akademi bahçelerindeki okulun ilk sahibi bile olmadığını, lakin yerdeki felsefe okulunun kurucusu ve liderinin Demokritos M.Ö. 460 yıllarında olduğunu öne sürüyor. Ayrıca Simplicius'un 560 yılların sonlarına doğru hala akademi olarak bilinen bahçelerdeki bir okulun yöneticisi olduğu tespit edilmiştir. Yine de günümüzde Platon'un akademisi olarak bilinen Site filozofunun etkisinin önemini ve mirasına olan saygısı yansıdır. Platon ölümden sonra yaşam kavramına büyük ilgi duyuyordu. Bir kitaba göre ruhun ölümsüzlüğü Platon'un en sevdiği konular arasındaydı. O, insanın bedeni öldükten sonra ruhunun yaşamaya devam ettiğine ve kişinin yeryüzündeki yaşamına göre ruhun ödüllendirilene ya da cezalandırılana kesin olarak inanıyordu. Platon'un bazı sözleri: kötülüklerin ilki ve en büyüğü haksızlıkların cezasız kalmasıdır. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar kötüdür. Nefsinin öğretmeni, vicdanının öğrencisi ol. Dost hem iyi görünen hem de iyi olan insandır.
Bu ve benzeri gibi videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup beğenmeyi unutmayınız.